Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kolay makrame çanta yapımı göstermek istiyorum. Malzemelerimiz 3 milimlik makrameyi, gri renginde 250 gramlık yumak, 250 gramda 63 metre var ve 8 numara tığım. Oval tabanlı bir makrame çanta yapımı göstereceğiz. Spiral olarak dönerek öreceğiz. Bakın. Şöyle ipimi sıkılaştırdım. 15 zincirle başlıyorum. Hemen dönüyorum. Şu son zincir çektiğim yere değil, hemen yanındakine batarak sık iğne ile geriye doğru dönüyorum. Her tepeye bir sık iğne yaparak. Sıra sonuna kadar bu şekilde son tepeme kadar ilerliyorum. Şimdi bakın, son tepeme geldim şuraya. Bunun içine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Şu başlangıç ipimi de şöyle sıkılaştırarak arada bırakıyorum. 3 4 ve döndüm. Şimdi döndükten sonra yine şu köşeye kadar her tepede, bakın, her ipin içinden bir sık iğne. Son tepeme de buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi geldim şuradaki başlangıç tepemin içine. Bunun içine de yine aynen bu köşede olduğu gibi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın, hazır. Şimdi devam ediyorum. Şuradan itibaren sıramı bitirmeden dönerek spiral olarak devam ediyorum ve tepelerin sadece şu üstteki ipinin içine batarak, bakın, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi tam şuradaki ilk tepeden dönüyorum. Yeni sıram, ikinci sıraya başladım. Sadece tek katının içinde sık iğne yapıyorum. Yine her tepenin tek katı içinden sık iğne yaparak şuradaki köşedeki 4 tepeme kadar devam ediyorum. Şimdi bakın, köşedeki tepelere geldim. Şu ilk sık iğnemin tepesi. Buradaki 1, 2, 3, şu 4 tane tepenin içine çift sık iğne yapıyorum. 1 Bu başlangıcı da hemen birin içine bir işaret koydum. Aynı yere bir sık iğne daha. Bir sonraki tepeme yine 1 2 sık iğne. Bir sonraki tepeme yine, bakın, 1. Şimdi 2 tane tepenin içine 2 2 4 sık iğne yaptım. Şu 3. tepemin ilk sık iğnesine de işaret koyuyorum. Buradan itibaren tam ortam başlıyor. Daha sonra bunun sebebini söyleyeceğim. Buraya da bir sık iğne. Ve son, bakın, şuradan gelen tepem şuraya dönüyor. Bunun tepesi o.
Buraya da 2 sık iğne yaparak köşedeki 4 tepeye toplam 8 sık iğne yapmış oldum. Şimdi bunun da ikinci sık iğnesine işaret koydum. Benim şuradan başlıyor 4 tepem ve şurada bitiyor. Artırmalı. Şimdi yine diğer köşeye kadar her tepenin yine sadece üstteki ipleriyle çalışıyoruz. Üstteki iplerin içine birer sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi bakın bu benim buradaki 1, 2, 3, 4 tepemin ilk tepesi. Buraya da çift sık iğne. 1, ilkini yaptım. Hemen işaretimi koydum. Aynısının içine bir tane daha. 2, ikinci tepenin içine de 1, yine aynı yere 2, tepelerin tek ipinin içine. Şimdi X'inin içine yaptık. Burada 2 tane daha. Bakın alttan gelen şunlar tepelerim var. Üçüncüsünün ilk sık iğnesini yaptım. Buradaki ortamı ayırmak için yine buraya da bir işaret koydum. İkinci sık iğnesi ve son dördüncü köşedeki dördüncü tepemin içine de 2 sık iğne yaparak bu sıradaki artırmaları tamamladım. Hemen buraya da işaretimi koydum. Şimdi devam ediyorum. Yine her tepenin içine bir sık iğne yaparak işaretime kadar gidiyorum. Şimdi işaretime geldim. Bakın bu sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift, tekrar buradan çift tek çift tek şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi şu ilkinin içine bir tek yapıp hemen işaretimi koydum. İkinci tepeme bir, yine aynı yere bir tane daha yaparak çift yaptım. Bu üçüncü tepeye tek. Dördüncü tepeye bu sırada bir, iki, çift yaptım. Bakın geldim bu işaretim. Bu işaretimden sonra diğer dört tepem başlıyor. Bu dönüşte tekrar tam tersine yine çiftle başlayarak bakın bu tepenin içine bir yaptım. İşaretimi koydum. Yine yerimi belirlemek için aynı yere bir tane daha yaptım. Yani tam tepede şurada ovalde iki tane çift yan yana oldu. Bir tek, yanındakine bir çift ve son işaretimin bulunduğu artırma tepeme bir tek yaparak işaretimin yerini değiştiriyorum. Şimdi buradaki amaç şu. Bakın tekle başlayıp tekle artırmaları bitiriyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum ve bu kenarda da o işlemi yapıyorum. İşaretime geldim. İlk artırma tepe. Tekle başlıyorum. Bu sırada bir tek yaptım. Hemen tepeme işaretimi tekrar koydum. Yanındaki tepeye çift yapıyorum. Bir, iki, bir sonraki tepeye tek, bu işaretimin yanındaki tepeye çift. Şu anda artırmaların tam ortasındayım. Bu işaretimden itibaren
bu taraf, bu kenarın artırmasına başlıyorum. Buraya da çift yapıyorum. İki çift yan yana. Çiftin ilkini yaptım. Yine işaretimi yerimi kaybetmemek için koydum. Yine vur tepeye de. Bir tane daha yaptım. Yanındakine tek. Hemen devamındakine bakın. Bir, iki. Yani bu sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Tam ortalara iki çift yan yana. Bakın ne kadar düzgün ilerliyor. Ve son artırma tepemize tek yaparak böylece tekle başladık ve tekle artırma kısmımızı bitiriyoruz. Yine işaretimi koyuyorum. Devam ediyorum. İşaretime kadar her tepenin sadece üstteki ipinin içine sık iğne, tek sık iğne yaparak. İşaretime geldim. Bakın şimdi bu sırada iki tek bir çift yapıyoruz. Tek tek çift, tek tek çift. Tam ortaya geldik, tam tersi. Çift tek tek çift tek tek şeklinde. İki tekle başlayıp iki tekle bitiriyoruz. İşaretimi aldım. Bir tek yaptım. Yine işaretimi taktım. Yanındakine de bir tek. Şimdi sırada bir çift. Yine iki tane. Birer tek. Bir tek, bir sonrakine tek, sıradakine çift ve tam zaten bu çifti yapınca tam ortaya gelmiş oluyoruz artırmanın. Şimdi ortadan itibaren tersine dönüyoruz. Çiftle geldik buraya. Şimdi çiftle geri dönüyoruz yine. İşaretin olduğu yere çift yapıyoruz. İlkini yaptım. İşaretimi taktım. Aynı yere bir tane daha yaptım. Sırada iki tane tek var. Bir, iki. Bir sonrakine bir çift. Ve yine iki tane birer tek yapıyoruz. Bir tek ve son artırma tepemize tek yapıyoruz. İki tekle başladık. Yine artırmamızı iki tekle bitirdik. Aynı şekilde bu tarafa da artırma yapacağız. Şimdi oraya kadar, artırma işaretimize kadar her tepeye yine sadece üstteki ipinin içine bir sık iğne. İşaretime geldim. Tekle başlıyorum. Bir tek. Hemen işaretimi koydum. Bu tarafa da aynı şekilde. İki tepeye birer tek. Bir sonraki tepeye çift. Yine iki tepeye birer tek. Bir sonraki tepeye çift. İşaretime geldim. Tersine dönüyoruz. Şimdi buraya iki çift. İlk çiftime hemen işaretimi koydum. Sırada iki tane tek var.
buradaki tepeye çift ve yine iki tek yaparak artırmamı tamamlıyorum. İşaretimi yerine koyuyorum. 4 sıramı tamamladım. 5. sırama başlayacağım. Yine işaretime kadar her tepeye bir tek sık iğne. İşaretime geldim. Şimdi 3 tek bir çift olarak başlıyoruz. Yine tekle ilk tekimi yaptım. İşaretimi koydum. İki. Bir sonraki teki de yaptım. Üç. Sıraya bir çift yapıyorum. Bir. İki. Yine 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3 ve sıradakine bir çift yapıyorum. Buradaki işaretime geldim. Geriye yine aynı şekilde önce çift, çiftin ilkine yine işaretimi koydum. Üç tane tek yapıyorum. Sıradakine bir çift. Ve yine 1, 2, 3 tane tek yaparak 5. sıramdaki bu köşenin artırmalarını tamamlıyorum. Şöyle. Yine işaretime kadar her tepeye tek. Yine işaretime geldim. Şimdi işaretimi aldım. Yine bu tarafa da 3 tane tek. 1 2 3 Bir sonrakine çift, 1, 2, yine 3 tane tek, 1, 2, 3, sıradakine çift, tam ortaya geldim. Şimdi tam tersi dönüyorum. O işaretimi de çıkardım. Çift. Üç tane tek. Yine burayı çift. Üç tek yaparak sıramı tamamladım. Toplam 5 sıradan tavanımı tamamladım. İşaretlerimi alıyorum. Şu işaretimi bakın. Şuraya en alta koydum başlama yerine. Burası benim kenarım. Bu işaretlerimi de aldım.
1, 2, 3, 4, 5 sıradan tabanım oluştu. Şimdi ölçülerine bakalım. Tabanımın genişliği 28 santimetre. Şu şekilde de boyu 14 santimetre. Şimdi bundan sonra artık artırma yapmıyorum. Spiral olarak dönerek örüyorum. Her tepenin üst katındaki ipine bir sık iğne yaparak örüyorum. Belirli bir süre ördükten sonra zaten kendiliğinden artırma yapmadığımız için çantamız yukarıya doğru dönecektir. Evet arkadaşlar, çantamı yeterli kadar ördüm. Şimdi ölçüleri vereceğim. Daha sonra da sap kısmına geçeceğim. Çantamın şu taban kısmından itibaren yukarıya kadar saptan önceki uzunluğu 33 santimetre. Çantamın eni 35 santimetre. Şimdi çantamın sapı içi, bakın, tam köşedeyim. Dönerek örüyoruz. Kenardan itibaren 9 tepe ördükten sonra çantamın sap kısmına başlayacağım. Bakın, buradan itibaren sayıyorum. Yine sadece arka ipin içinden örüyorum. Bir, buraya yine işaretimi koyuyorum. Başladığım yeri bilmek için. İki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9. Şu kenardan işaretten itibaren 9 tepe ördüm. Şimdi yukarıya doğru sap için 40 zincir çekiyorum. Zincir çektim. Bakın şu şekilde. Şimdi ölçü olarak da vereyim ben bunu. İpe göre değişebilir. 46-47 santimetre. 40. zincirden sonra arada 2-4-6-8-10-12-13-14 tepe bırakıyorum. 15. tepeye batıyorum. Yine arka ipin içinden battım. Devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Yine burada 9 tane sık iğne yapıyorum. Kenara kadar. Evet, tam köşede 9. sık iğnemi tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi arka tarafa devam ediyorum. Yine bu kenardan da kenar taraftan 9 sık iğne. De bu tarafa yaptım. Şimdi buraya da yine 40 zincir çekiyorum. İkinci sap için. Buradaki sap için de 40 zincir çektim. Yine buradan 14 tepe atlıyorum aradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu 15. tepe batarak devam ediyorum. 15. tepenin arka ipinin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Yine bununla birlikte bakın 9 sık iğne yapıyorum. Tam köşeye gelmem gerekiyor. Ve 9. sık iğnemle buradaki sıramı tamamladım. Bakın başladığım yere geldim. Yani benim toplamda 14, 14, 28
18-18 iki taraftan 36, 64 tepem var. Bu 64 tepeyi bu şekilde paylaştım. Şimdi devam ediyorum. Bakın başladığım yere geldim. Yine bu işaretimi çektim. Buradan itibaren yine zincirler dahil iki sıra arka iplerin içinden sık iğne yapıyorum. Bakın buraya işaretimi koydum başladığım yeri bilmek açısından. Ve yine normal çantanın örgüsü olan tepenin arka iplerinin içinden sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın zincirlere geldim, çanta sapını. Buradan da aynı şekilde zincirin içinden sık iğneye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Bir sıra dolanacağım. Buraya geleceğim. Daha sonra bir sıra daha bu arka ipinin üstünden dolanarak toplamda saplarda zincirden başka iki sıra daha yapmış olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi iki sıra daha ördüm. Bakın saplarım da bitti. Sap genişliğimiz 4 cm oldu. Tam normal oldu. Son sıramın sonuna 4 tepe kala artık sık iğne yapmayı bıraktım. Bakın 4 tepem, 1 2 3 4 tepem kaldı. Burası yeni sıranın başlangıcı. Şimdi bu 4 tepe buradaki eğilimin doğru gelmesi için dönerek ördüğümüzden dolayı sık iğne yerine bakın kaydırma tekniği yapıyorum. İpimi aldım. Bir kaydırma tekniği. Yine ipimi aldım. Kaydırma tekniği uyguluyorum. 2 3 ve sıra sonundan önceki son tepe 4. Yani son 4 tepe kaydırma tekniği yaparak düzgün bir eğilim vererek burada bitirmeyi amaçlıyoruz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bakın şu ucunu kesiyorum. Şöyle ve buradan çektim. Şimdi çektim bu ipimi, işaretimi çıkararak daha ince bir tığ aldım. Sıradaki şu tepenin her iki ipinin içinden batarak bakın arkaya doğru çektim. Şimdi tekrar şu ipin bulunduğu tepenin arka tarafından üstteki ipine batarak yine ipi aldım. Bakın burada düzgün bir bitirme şekli sağladım. Şimdi bu ipi de arkaya çekerek işlemimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, torba çantam hazır. Yapımı çok kolay, aynı zamanda çok da şık bir çanta oldu. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Şimdi tekrar kısaca anlatalım. Modelimize alttan başladık. Önce oval tabanı tamamladıktan sonra yukarıya doğru sık iğne. Ancak sık iğneyi tepelerin sadece arka iplerinin içinden yaparak devam ettik. Üste geldiğimde iki sırada da sap kısmını yine tepelerin sadece arka iplerinin içinden sık iğne yaparak
ördüm. Çok basit, aynı zamanda tekrar söylüyorum, çok da güzel bir çanta oldu. En son ölçüleri veriyorum. En son bitmiş hali, ende bir değişiklik yok. 35 santimetre. Boyu son sırayla birlikte 36 santimetre oldu. Bir de saplarla birlikte boy verelim. Tabanın altından en son sapların uzunluğuna kadar toplam 55 santimetre. Evet arkadaşlar, bugünkü çanta modelim bu kadar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı paylaşmayı ve önermeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.